Fantasy Şampiyonlar Ligi yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda çok değerli bir kardeşim var, Arda'cığım. Evet. Arda hoş geldin. Hoş buldum abi. Geçen hafta yoktum. Burada bize neler yapmışsın? Şimdi burada bir öz eleştiri yapmak için buradayım. Şimdi Üçlü Rebuild takımının ne kadar kötü kadro kurduğunu, ne kadar kötü puanlar aldığını burada konuştuk. Yani 16 takım arasında 16. Evet, oldu şimdi. Evet, yalan öyle bir durum vardı tabii. Vardı ilk hafta. Geçen haftaya dair biliyorsunuz, evet. Beşiktaş Antalya maçı ertelendiği için biraz Süper Lig'den uzaklaştık ve Dünya Kupası atması sonra girdik. Ama şimdi bu çocuğun hakkını yedirmem. Birincisi kadrosunu tabii konuşacağız. Performansını tabii konuşacağız. Ama öncelikle bir kere sözünü tutuyor ve geliyor. Burada bir taşlama var. Şimdi burada kapakta iki arkadaşım daha var. Birisi Mustafa Demirtaş, birisi Onur Tuğrul. Şimdi Onur'un hadi nispeten kabul edilir bir bağlısı var. Bir de çalıştı hasta bugün. Çünkü gördük. Aynen. Hasta çalıştı, direnmeye çalıştı falan. En son ona bir izin verdik ya, normalde şurada şuncacık yer yani 200 metre ötemde oturuyor. Normalde getirirdik ama hastalığı var. O doğal olarak şey yapmadık, zorlamadık Onur'u. Ama Mustafa bugünkü Şampiyonlar Ligi yayınına geç kaldı. Sen de geç kaldın ama bir şekilde çözdük. Ama olsun, ikiniz de geç kaldığınız için bu çekimin saati değişti. Değil mi? Evet. Aradığımda nasıl bir uykudaydı? Bir de ben şöyle bir şey var. Ben seni 12'de aradım. Değil mi? Evet. Niye 12.45'te burada değildin? Senin evin burada 20 dakika falan maksimum. İşte bazı sıkıntılar, hani sabah uyanınca tekrar uyuma gibi. Bazen. Bence değil. Bence nasıl Mustafa abi gitmiştir, o yapar diye. O da kitlememiş yani işte. Ama neyse. Günün sonunda kim ben burada? Yine sinirleniyorum. Sinirlenmeyeceğim. Günün sonunda Arda'm burada. O yüzden Arda'ya teşekkür ediyorum yine de tüm falsolarına rağmen. Ama benim Arda'yı davet etme sebebim bu değil. Benim Arda'yı davet etme sebebim bir kere en başta bu değil tabii ki. Bu. İşte bu Kerem Aktürkoğlu. Böyle bu bir kadro yok ya. Üçlü Rebuild takımına tarih yazdı diye başlık attık. Bu sefer en azından galip gelmiyorum da iyi gidiyorlar. Evet. Rakibimiz de Serdar abiydi. Onları Serdar'ın çelikleri yani. Serdar'ın çelikleri mağlup etmek üzere olan. Evet, ama garanti değil. Oynansa, garanti değil. 3 oyuncumuz var Beşiktaş'tan. O maç ertelendiği için şey yapamıyoruz. Ama işte yüksek ihtimal geçtik. Çünkü Serdar abinin defansında şey, şu kameraya baktım ben aslında. Bir öncelikle şu oyuncu için Gökhan Erdem'e bir teşekkür etme borcum var zannediyorum. Evet, onu söyleyecektim. Tam ona geliyordum. Gökhan abi bana Svensson'la Kerem Aktürkoğlu'nu onunla yaptığımız tartışmalar sonucunda bulduk. WhatsApp'tan münazaralar sonucunda ortaya çıkmış iki isim. Onun dışında Belhanda'yı da o aldı. O mu demişti bilmiyorum. Pek de Svensson bende de var. Svensson denemen de var. Svensson iyi. Caner Erkemez Karagümrük maçını oynadı değil mi? Oynamadı abi. Oynamadı ve ben asist bonusu basmıştım. Sen fair play basmıştın. Ben asist bonusu basmıştım. Oha, benim 4 oyuncum var maçını oynamaya. Şimdi birazdan da benim kadroma geleceğiz. Yani tarihi bir kadro. Üçlü bir tarih yaz dedim ya. Kimin tarihi yazdığını birazdan az önce göreceksiniz. Bizim 4 oyuncumuz var ve biz daha 330 puan. Yani en az 400'e kadar yolumuz var. Ben sana söyleyeyim. 400 puan alırız bu. İnşallah. Delali kötü bir tercih bence. Ama yani benim bunu atar. Konuşma hakkım var mı onu göreceğiz. Evet. Tayyip Sanuç bence yani bir şekilde 20 puan alır. Aynen, garanti. Cenk Tosun golünü atar. Ben buradan puan alacağınızı Şenol düşünüyorum. Şenol Hoca'nın evladı diye aldık onu. Onur abinin özel önerisi o. Kesin mantıklı. Onu al dedi. Ama Muleka da oynayabilirdi. Bilmiyorum, değişik bir durumlar var. Beşiktaş maçı tamamlanınca burada tekrardan Kerem konuşuruz. Gurme ama. Gurme bir seçim. Burada Belhanda da gurme seçim. -30 puan almış. Ama gurme seçimler konusu üstüme tanımam. Tebrik ediyorum. 330 puan almıştın. 180 puanı Kerem bilmişsin. Burada Onur ve seni tebrik ederim. Geçen haftanın biraz hani günahını çıkarmak isterim. Evet. Ama. Gel. Şimdi gelelim. Aman, tarihi kadro bak. 60 puan. Bu arada bu da fena sana değil. Bir şey 40 mi? Puan. Svensson olmasa yoksun. Hiç ya. 20 puan asist yapmış bak, 50 bir de sarı kart. Niye bana beni buluyor? Bu fena bir şey değil bak. Bir 60 bir 40 tamam. Abi inanılmaz ya. Skandal. Bak Yusuf asist booster bastı bak. Asist booster bastım adam oynamadı. Performans booster bastım -30 aldı. Akin of. Bak Belhanda kırmızı kart gördü. Belhanda kırmızı kart görünce Akintola'yı devre arasında aldılar. 45 dakikada oynamış bak. Yusuf Yazıcı 45'te alındı oyundan. Redmond, Muleka, Hacı Wright üçü de yok. Neyse, en azından buradan bir 110 puan alayım da. Evet, üçlü bir tarihi yazdı takımdan daha kötü olmayayım.
Bir de João Pedro yine kırmızı kart. Tebrik ediyorum kendisini. Ben çok güveniyordum. Gol booster basmıştım. Şu yüzden Fenerbahçe'de geçen hafta oynaması garanti tek isimdi. Ve kırmızı kart görmesi inanılmaz. Yani. Biz maçı şey Uğur yok. Abiyle izliyorduk. Sen dedik ki hani Uğur abi kuduruyordur gibisinden ama hiç kudurmuyormuşsun. Neyse bir en azından utanç yürüyüşümü yapmış olayım burada rezalet kefa. Ya bu çocuğu buraya alıp da sadece Dünya Kupası konuşmak olmazdı. O yüzden bir özet geçtik. Bir özet geçmek istedim. Geçen hafta bu arada şu bilgiyi de vereyim. Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanınca hafta tamamlanacak ve hem puanlar tam genel tablo ortaya çıkacak. Haftanın genel tablosu ve ödüller de ona göre verilecek. Bizim ligimizin de puan durumu ona göre güncellenecek. Fantasy yani. Şampiyonlar Ligi de aynı şekilde. Onu da hani bir ekstradan söylemiş olayım. Bir takım kuracağız elbette. Onu da kenara bırakıyorum. Bir bakalım, maçlara bakalım. Artık yavaştan bir Dünya Kupası moduna geçelim. Biliyorsunuz bugün Dünya Kupası başlıyor artık. Arden'le birlikte de Arden Onur Mustafa bugün Dünya Kupası odaklı yeni güzel bir işimiz için birlikteydik. Dünya Kupası boyunca size güzel eğlenceli bir program sağlamaya çalışacağız. Dünya Kupası Ligi'ni takip etmeyi unutmayın yani diyelim. Hatta yayındadır şu an zaten herhalde. Yayında mıdır? Senin kanalında yayındadır. Evet. Benim kanalımda var video. Arden'in kanalında ilk Katar-Ekvator maçını biz yaptık Arden'le. Nasıl buldun takımları? Sen Katar'la oynadın. En azından bir Katar'ı yani Afif'i tanıyorsun galiba sadece. Ben Dünya Kupası'nda Orta Doğu muhabiri olabilecek seviyedeyim şu an yani. Öyle bir durum. Bütün kadroları biliyorum. Afif var işte orta sahada Al Aziz var. Çok iyi adam Al Aziz. Sol ayağı özellikle Hamdullah mı vardı bir de? Hamdullah yok. O Hamdallah. Suudi Arabistan'da galiba Hamdallah. Suudiler de mi sendin ya? Yok Suudiler onur abi aynen. Ya bu grupta sence mesela Hollanda 1'in çıkar herhalde değil mi? Hollanda 1 çıkar. Ben Senegal'in ya ben normalde şöyle bir şey var. Ben voley tahmin yaparken turnuva favorisine Fransa, sürpriz adayım Senegal demiştim. Ya Senegal'de Mane gitti. Fransa'da Benzema'nın olmama ihtimali konuşuluyor şu anda. Nkunku gitti, Kimpembe gitti, Pogba gitti. Yani bayağı son turnuvayı kazanan takımı bitirdim tek gruptan başıma. Gruptan çıkamazlar. Bu bir. İkincisi dediğim gibi Senegal'den de Mane gitti. İki takımın da yönelik tahminleri boşa düştüğünü ne şekilde gördüm. Turnuva başlamadan tahminim yattı. Ben burada Ekvador'un Katar maçındaki galibiyet durumuna göre Ekvador'un ben Senegal'i altında bırakabileceğini düşünüyorum. Ben de öyle. Ben de bir tahmin videosu yapmıştım short. Orada da söylemiştim. Yani Hollanda, Ekvador gibi düşündüm ben de. Ben de Hollanda, Ekvador olacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Mane yokken kolay değil. Ama Senegal'de iyi bir savunma takımı. Çok gollü maçlar izlettirmeyecektir. Bize 20 biliyorsunuz bugün başlıyor maçlar. Evet. Ona göre takvimimiz burada. Bu arada bu bizden bir saat ileri şeyler için 19 aslında 18 bu. Bunlar 15 falan gibi düşünebilirsin. Tamam. B grubuna bir geçelim. B grubunda Amerika var, Galler var, İran ve İngiltere var. Burada İngiltere'nin zaten favori. Net domine etme ihtimali yüksek. Ben Amerika'yı da çok aşırı beğenmiyorum. Amerika'yı biraz Hacı Wright için ikinci olur. Takip edeceğim. Galler mütevazı bir takım ama biz yani Euro'da elendiğimiz için çok fazla konuşmadan hakkımız yok. Bence benim çok beğendiğim bir takım değil açıkçası. Ben bir sonraki maçta fark yerlerde çıktıktan sonra fark yiyeceklerini söylemiştim bizim burada ikinci çıktıktan sonra. Galler'in 4 yemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. İran'da da İranlı iki arkadaşımla konuştum. Onlar da Serdar Azmi'nin formsuz geldiğini söylediler. Onun çok etkili olacağını, sıkıntı yaratacağını söylediler. İran'ın Taremi var burada. Üşürebilirler bilirler Taremi'yi. Taremi var. Mehdi Taremi iyi bir oyuncu ama çok yeterli olacağını düşünmüyorum. İngiltere 1 olur. Amerika Galler arasında. Şimdi Amerika Galler maçının galibi muhtemelen ilk maçta kim çıkarsa o maçın galibi sonuç alır diye düşünüyorum. C grubunda Arjantin'e alkış. Arjantin bence burada net şekilde. Net tabii. Yani zaten ilk maçı Suudilerle oynuyorlar. Ben çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Polonya da benim bence çok ideal bir hani milli takım değil. Yani çok Lewandowski etrafında oynuyorlar. Yalnız şöyle bir ekstra bir durumları var. Bielsa ile anlaşmışlar. Bielsa son 50 maçlarını izlemiş ve oyunculara tek tek bir analiz çıkarmış. Onun sunumunu yaparken gördüm. Ama hoca değil. Hani Arjantin yok değil. Arjantin'in zaaflarını için hani iyi bir sunum da
Allah kahretsin yaptı kanadın diye. Meksika yine orta şeker bir Meksika takım. Meksika ikinci olur. Arjantin 1 olacağını düşünüyorum. Meksika Polonya maçına göre o da ilk maç. Bu maçtan çıkacak sonuca göre bence gelişir durumlar. Burada Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya grubu. Hmm. Burada da tabii. Ya Fransa ama her ne kadar bence şey olsa da bu grupta 1-2 çok belli ya. Fransa, ya, Danimarka 1-2 olur. Aynen ben çıkamaz diyordum da ya bu gruptan çıkar ben son 16'da eleneceğini düşünüyorum ama yine de. Meksika ile eşleşecek çıkarsa değil mi? Yani, Meksika iler. Meksika 2 çıkarsa zannetmiyorum ben Fransa'nın devam edeceğini düşünüyorum. Ama evet. Turnuvayı alabileceği kanatta değilim ben de. Artık yani kadrosu çok belli de olmaz ama ya bir anda. Çok çok kan kaybettiler. Turnuvada çok formda olmak zorundalar. Çok huzurlu olduklarını düşünmüyorum. Bu bence turnuvanın en güzel yani turnuvanın başlangıcı bence böyle baba. Dolu dolu. İspanya-Almanya maçıyla ikinci haftada dolu dolu böyle bence motive olacağız. Almanya-Japonya'dan enteresan bir sonuç çıkabilir. Ben İspanya-Almanya'nın çıkacağı kanaatindeyim ama Japonlar da bir kafa sokmaya çalışacaktır. Almanlar uğraşır. Yani ilk maça bağlı. İlk maçtaki duruma göre Costa Rica zaten sefalet içinde. Costa Rica'dan bir beklenti yok. Keylor Navas dışında. Başka bir şey yok. Eski Costa Rica'ya göre bence çok zayıflar. Burada Kanada var. Fas var. Hırvatistan var. Belçika var burada. Zor grup. Ya ben Belçika ve Hırvatistan Avrupalıların çıkacağı kanaatindeyim. Tabii ama ya Fas'ta Kanada'da boş değil yani. Hani şey grup. Vuruşurlar yani. Öyle bir grup. Herkes tabii ki bütün gücünü ortaya koymaya çalışacak ama yine de ağır basacakları kanaatliyim. Belçika buradan bir çıkar. Bu grup iyi bak işte bu grup bence en sıkı rekabetin olacağı grup 2-3 arasında. Yani Brezilya, Sırbistan, Brezilya, İsviçre ve son olarak özellikle 3. haftanın en kritik maçı 2 Aralık'taki ki benim bildiğim grup aşamasının son günü, son maçı çok kritik olacak Sırbistan, İsviçre. Çata çat bir maç olacağını düşünüyorum. Güzel maç. Gruptan Seferovic. Çıkan belli de olmaz o saate kadar bence. Ve son olarak E grubu Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore. Güney Kore de bence iyi hazırlanmıştır ama ben burada Portekiz, Uruguay'ın alır gider. Çıkacağı kanaatindeyim. Son olarak şöyle bir genel şeyi de gösterelim. Fikstür durumunu da gösterelim. Evet. Ve son olarak istersen fantazi şampiyonlar için Dünya Kupası kadrosu yapalım. Tamam. Arkadaşlar burada iPhone ödülü konusunda hem şey ödülü var. Dünya Kupası'nda her haftanın ayrı ayrı ödülleri olacak. iPhone ödülü olacak ve bunun da dışında ben yani resmi olarak söyleyemiyorum ama çok çok sevilen, en sevilen oyun konsolunun hediye edileceğini ben duydum. Allah Allah. Onun dışında her haftaya ayrı ayrı böyle güzel güzel ödüller var. Mutlaka fantezi üstünden kadro kurun abi. Dünya Kupası oyununda yer alın. Ben size bir örnek kadro yapacağım burada. Üçlü defans. Tamam. Üçlü defans mantıklı. Burada ben de kadro kuracaktım. Herkes bir Kurtuay tercih etmiş. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle biraz kaydıralım mı? Tercihlerimizi de bir görsünler. Evet, küçültebilirsin abi. Arka siyah kalsa da olur. Hatta şöyle yapayım ben. Evet, ha, sağ taraf şeyler zaten mükemmel boosterlar şeydir. Evet. Şu anda arkadaşlar reji biz olduğumuz için. Evet. Uğur Karakutucu rejilik yaparsa böyle oluyor. Yapacak bir yok, şey. Yok ne yapacaksın abi güzel. Evet. Bence güzel. Abi. Kurtuğa Belçika Kanada maçından dolayı. Brezilya Sırbistan'da Alisson var. Kanada'da Lloris, gol yer Belçika. Bence. Ben Suudi Arabistan'dan gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ben Emiliano Martinez'i evet, koyarım. Evet. Mantıklı. Ama Arjantin'den adam alamazsın sonra. Noyer de alınabilir. İngiltere, İran o da 7 milyon ama hepsi 7 milyon bunların parada kar etmiyoruz ki. Bu şöyle bir bakacağım. Muslera 6,5 milyon. Ochoa var. Uruguay'ın ana kalecisi Muslera mı? Ben Muslera'nın oynayacağını düşünüyorum. Başka kim var? Rakibi kim? Roche diye bir çocuk var. Ya, şeyde, Uruguay'da oynuyor. Yani ülkesi ha, için çıkmış. Roche mi? Hayır o değil. O farklı. Roche diye yazılıyor. Roche nereli? Strakoş Arnavut. Ha tamam. Ekvador'un kalecisi 5,5 milyonmuş. Enteresan bir abi hiç olur. Bence hokkabazlık ya bence bir Katar daha. Katar bir şekilde bir tane gol atar diye düşünüyorum. Açılış maçı olmasa seçerdim ama. Yok onlar atar. Bence biz ben üstlerden. Ben efendi gibi Emiliano Martinez evet, alıyorum bugün. Evet değmez yani şey yapmaya. Stoper. Hmm, bence Arjantin'den gidebiliriz. Lisandro şey oynuyorsa United'daki çocuk.
Oynuyor mu? Ucuz bir Arjantinli bulalım. Şöyle biliyorsunuz şey de yapabiliyoruz. Arjantin'i gösterme. Nerede göremiyorum. Ama Arjantin defansı harcayacağız mı ya? Nerede? O da doğru söylüyorsun. 3 tane kullanabiliyoruz. O zaman biz bir babayı koyalım. Messi'yi alalım. Messi'ye kim asist yapar? Rodrigo de Paul orta sahaya. Ben Martinez'i de koyalım diyorum. Tamam. Zaten bitti o zaman Arjantin. Yani evet. Arjantin'den çözmüş olduk. Ronaldo Gana'ya atabilir de. Benzema şu an yok. Benzema olmadığı için direkt Mbappe'ye dönebilir mi? Çok harcadık ya ileri, ne yapıyorsun? Ama çok para harcadık, evet. Biraz daha ucuz yollu bir şey bakabiliriz. Nunez mesela Kore'nin atabilir yani. Ama o da 9 milyon. Çok pahalı. Bunu demez. Ben Bale düşünülebileceğini düşünüyorum. Bale olabilir. Amerika'ya yok abi ya. İngiltere'de Sterling var ama ben Sterling'e güvenmiyorum abi. Hazard atabilir Kanada'ya bak. Ama bunlar biraz pahalı geldi bana. Ben Valencia diyorum. Çok mantıklı bu arada. Ener Valencia. Ben kesin Valencia. Bu hafta kadroma alacağım Ener Valencia'yı zaten. İyi hatırlattın. Booster'larımızı da görüyorsun. Pahalı geldi diyorsun. 500 bin euro için Hazard'ı almadın. Ama Valencia da mantıklı. Valencia'nın maçı daha uygun bence. Evet, Valencia evet. Yani atıyorum Ekvador yese de bile Katar'dan bence evet, gol evet. Olacak. Penaltıcı da Valencia. Baba atar ya. Bizde de atıyor. Orta saha. De Paul'u alamıyoruz şimdi. 3 sınırımız var her takımdan. Foden kimi? Bernardo Silva. Valverde ama maçı çok kolay gelmedi bana. Burada birinci sayfa mı bu? 1, 2. Abi Havertz. Almanya'dan bir alınır. Japonya iyi mi ya? Havertz aslında bunlar da ileride oynuyor ya. Yani. Havertz düşünülebilir diye düşünüyorum. Forveti gibi yani aslında. Almanya'nın forveti gibi düşünmek lazım. Bence yapıştır. Orta saha ya. Yapıştır. Bu bir. Havertz bir. Abi kaç para harcadık biz? Bir bütçe booster'ımızı basalım. Bütçe booster nerede? Şu an 80 milyon. Biz 43 milyon harcadık gördüğünüz gibi. Bakın bütçe booster'ımızı kullanınca. 90. 90 yaptık. Ama 7 tane daha oyuncumuz var. Daha yarısını bitirdik aslında. Çok 7 değil 6 tane oyuncumuz var. Tamam, bir çözeriz ya, çözeriz şimdi, hallederiz. Stoperi tasarruf yaparız ya. Bir tane ucuz yollu bakacağım. Stoperi, ha orta sahada mı? Orta saha değil, orta sahaya düzgün kuralım bence yine. Bellingham atar mı bilmiyorum. Bellingham ben de güveniyorum ama bu arada İran'a karşı. İran'da savunma yapabilir gibi de geliyor, bilemiyorum ya. Grealish oynamaz belki. Mason Mount olabilir ama biraz riskli geliyor. Foden'la biraz pahalı gibi ama neyse şimdi koyacağım, bütçe yetmezse tekrar bakarız. Siz de bu kadroyu kurabilirsiniz bu arada, tekrar söyleyelim, bizim referans kadrosu olur. Evet. Tabii aslında biz bir örnek kadro yapıyoruz, benim ideal birebir kadrom olmayı oynayabilirim ben de. Aynen. Arkadaşlarımız da yapıyor, ben bu hafta Metin Pıhlıs da oynuyorum, o fikstüre de bakarız. Ben de Engin Kale ile oynuyorum. Biz yani. Engin için ideal bir hafta. Ben Engin'e Süper Lig'de oynamanı tercih, yani senin daha lehine olabilirdi. Dünya Kupası güçlü hakimdir. Ben yapma ya. Sıkıntı olabileceğini düşünüyorum senin ya, için. Ya böyle bir şey olamaz. Şansımız ama yani bu kadar da. Declan Rice var. Saka var. Saka. Gökhan abi şeyle mi oynuyor? Onur Turul'la oynuyor değil mi? Onur abiyle oynuyor. Bu arada Onur Turul diyorum. Ekstra soy ismini söylüyorum. Bizim diğer Onur Online'la karışıyor diye. Mantıklı. Evet. Onunla oynuyor bu arada arkadaşlar bu hafta. Onların da maçı var. Uğur abi şu anda orta sahaya Ekvadorlu bir Caicedo tercihi geldi. Plata'yı ya ben Ekvador'u mantıklı buluyorum. Plata da olabilir. 5.5 adam. Yani. Plata da. Oyunda iyi de belki oynamaz, bilemedim. Yedek olabilir. Ha. Emin olamadım o yüzden. Böyle daha net. Arjantin ve Arjantin'den kullandık. İngiltere'den hakkımızı kullanmadık. Ben İngiltere'den savunma alabileceğimizi düşünüyorum. Direkt hemen bir Maguire çek ya. Arnold alabilirsin. Bu arada Maguire gol atabilir İran'a. Oynarsa, şey yaparsa. England nerede abi? Şurada. Tamam. Ben olsam Arnold'u alırdım. Trent kesin alırdım.
Çünkü mecbur oynayacak. Trent niye daha pahalı? Trippier oynamaz mı ya? Kafamı karıştırdı ya şu an. Ben Trent'i alırdım. Çakarım oraya bir Maguire, bir de Trent. Trent pahalı ki oğlum, tasarruf yapacağız diyorsun. Yani çakarım çakarım. E tamam. Bir üçüncü stoperi de kötü işte alacağım. Bak Kyle Walker, Trent, Trippier. Trippier daha geri şey, ucuz. Bence Stones burada banko tek oyuncu, böyle dolu dolu rahat yazabileceğim. Ama ben yine back alayım. Back her zaman avantajlı. Luke Shaw'u alalım. O da banko solda. Aynen. Tamam, başka stoper. İngiltere'den değil herhalde, aynen. Arjantin'den seçmeyeceğiz. Şimdi İngiltere'de şöyle bir avantajı var. Bence İran çok gol yemeyecek aşırı ama şey yapacak, savunma yapacak. Aslında savunma bulunabilir, biliyor musun? Böyle birbiriyle oynayan iki zayıf şey bulsak, takım bulsak. Ben bir tekrar şöyle şeye dönüyorum. Fikstüre bakacağım. Portekiz, Gana, burada şey. Bir dakika. Nereden çıkmaz? Bak İsviçre, Kamerun. İsviçre'den savunma alınabilir. Alınır hatta. Hatta alacağım. Allah İsviçre Allah. Kafama yattı benim. İki zayıf takım ama gol yeme ihtimalleri falan. Neyse. Bence daha... Ben ama ucuza çözeceğim. Nerede lan? Switzerland nerede abi? Switzerland. Okey. Akanji, ooo ucuzda değil. Ricardo Rodriguez var. Cömert Elvedi var. Elvedi var. Eray Cömert. O da Valencia'da oynuyor. Ben bir Ricardo Rodriguez'i alayım. Hatta Akanji'yi de alacağım. Vallahi Akanji'yi de alacağım. Benim de kafamı... Bir tane orta saha kaldı. 9 milyon verebiliriz. 8,5 milyonluk orta sahamız var. Fiyat 8,5'a kadar çıkalım abi o zaman. Evet. Fitreli temizle abi yukarıdan. Ya da o da olur. Niye alamıyoruz bazı oyuncuları? Ha çünkü mevki filtresini de temizledik. Hayır bana. Hayır şeyden dolayı. Paramız yetmiyor. Hayır hayır. İşte ama Vlahovic Sandspor diye alamıyoruz. Filtreleri temizlediğince mevki filtresi de gitti. Olur o, boşver. Şeye bir daha bas. Tamam ha? Abi orta saha diyelim. Heh. Tıklayınca evet doğru. Onu tıklayınca. Ondan gitti o. Valverde, ben olsam Valverde ama 9 yetmiyor. Milyon yetmiyor. Yarım milyon başkasından tasarruf etmem gerekecek o zaman. Kovac de olmaz. Geç abi 4'e bir bakalım. Eriksen? Eriksen frikik milikik de kullanabilir ya. Eriksen? Penaltı kullanabilir. Eriksen abi Eriksen Tunus'a bir tane sallar ya. İnşallah olur. Kadromuzu tamamladık. Şu ben bunu kurabilirim bu arada gerçekten. Bir de boosterlarımızı kullanalım. Gol boosterımızı Lionel Messi'ye basıyorum. Yapıştır abi. Gol booster'ı mı bassam, performans booster'ı mı? Asistması da yapabilir abi. Gol booster'ı bence Messi'ye performans, Valencia'ya gol. Ben olsam öyle yaparım. Asiste Foden basacağım. Bas abi. Duvara performansı Messi. Dediğin gibi Messi. Ne yaparsa yapsın 1.5 olsun. Duvar booster'ı. Kale. Kale abi. Kale, tamam. Fair Play'de Kim Cartier? Akanji biraz savruk bir herif. Akanji yiyebilir. Tamam. Budur. Kadromuzu onaylıyoruz. Sen bunu mu? Bu senin kadron mu olacak? Büyük ihtimal olur. Biraz daha kafa yorarım. Belki ha. Bir tane son anda değişiklik yapabilirim. Aslında biraz örnek bir kadro yaptım. Tabii. Siz de fantasy aplikasyonundan oyunu indirip takımınızı yapabilirsin. Ben DK1 diye kadromu yapayım. Fantaziye. Kadroyu onayla. Fantaziye. Takımımız başarılı oluşturuldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece basit, eğlenceli bir oyun ve sadece Süper Lig değil, Dünya Kupası döneminde de oynayabiliyor olmanız. O da ekstrası işin. Oldukça ekstrası. Aynen öyle. Bizim rekabetimiz devam ediyor. Biz bu hafta yine birbirimize kapışmaya devam edeceğiz. Sizle de birlikte bunu paylaşacağız. İlk maçlar biter bitmez, ilk fantasy programımız artık haftalık değil, daha kısa yani. Maçlar biter bitmez, ilk maç haftası bitti, fantasy programımız ertesi öğlen yayında olacak. Bir de Twitter'da da bu arada her yerden şeyde sonuçlara bakabilirler, öyle de bir şey var. Aynen öyle, bizim Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hepimiz paylaşıyoruz. Bu arada güzel bir müjdemiz daha var. Esas müjde burada aslında.
bizi destekleyerek de siz de ödül kazanabilirsiniz. Sadece kadro yapmaktan bahsetmiyorum. Oo, bunu ben bilmiyordum. Arden de bilmiyor. İşte Team 3'lü Revirt, işte Team Karakullukçu, Team Allah Kehale. Bunu biz karar vereceğiz kendi içimizde. Herkes kendi sloganını bulacak. Ve siz de bu hashtagleri kullanarak tweet falan atacak. Tweet attığınızda, kadroları paylaştığınızda, bize destek olduğunuzda eğer Dünya Kupası dönemi boyunca en çok puan kazanan, şimdi 16 tane takım var. En çok puan kazanan takımı bilirseniz ve doğru takımı desteklerseniz gün sonunda, en yani ay sonu, Dünya Kupası sonunda siz de ciddi bir ödül kazanabilirsiniz. Çok güzel bir ödül olacağına kalıbımı basıyorum şimdi de. Son bir onay bekliyorum. Onu onay gelince de ben size zaten bunu ileteceğim. Siz de ödül kazanacaksınız. Bizleri takip ederek diyelim. Programımızın sonuna geliyoruz. Benim söyleyeceklerim var. Buyur Ardancığım. Evet, biraz seni darlayacağım. Arkadaşlar biz şimdi, ben size şunun sözünü verebilirim ki. Mert'e duygusal bizi, edit yap diyeyim mi? Duygusal. Bizi hafife aldılar. Herkes hafife alıyor bizi bence. Çünkü biz Fantasy Ligi oynamıyorduk eskiden. Yani hani böyle kavramlardan uzaktık, böyle oyunlardan. Biz hafife alındık. Ben sadece bunu söylüyorum ve bizim çok... Oğlum özrümü diledim ya, yayına çıkardım, kadrona konuştum. Ben genel anlamda... Allah Allah ya! Genel anlamda yorumlara da, o videoda yorumlarda da çok şey oluyor. Biz hafife alındık. Hedefimiz ligde playoff'a girmek. Dünya Kupası'nda da eğer bizi desteklerseniz size söz veriyorum. Ben ne yapıp ne edip birinci olacağım Dünya Kupası döneminde. O zaman Team 3'lü Revit, sizin sloganınız da belli olsun. Siz desteklerinizi yazın. Arden'in ve Onur'un, Onur Şahin'in başarılı olacağına inanıyorsanız desteklerinizi bu yorumların altına bırakabilirsiniz. Dediğim gibi çok kısa bir süre içinde sizi çok tatmin edecek bir ödül duyurumuz da olacak efendim. Bir sonraki, yani ilk maçlar bittiğindeki hemen ertesi öğlen, hatta günde bakıp söyleyebilirim size. Bir saniye. Nerede? Neyse, bulamadım şimdi. Kamerada da çok iyi çıkıyor. Hangi gün oluyor? Salı, çarşamba. Perşembe günü öğlen görüşmek üzere diyelim. Perşembe öğlen 12'de bir başka Fantasy Şampiyonlar videosunda görüşmek üzere diyelim. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Abone olursanız ekstradan like sevinirim. Yorum bekliyorum. Like bekliyorum. Her şeyi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.